24 Doğa programından herkese merhaba. Sahip olduğumuz en değerli hazinemiz olan çevremizi tüm kaynakları korunarak gelecek nesillere nasıl aktarabileceğimizi, daha temiz, daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha sağlıklı bir çevre için nelerin yapılması gerektiğini uzman konuklarla tüm detaylarıyla konuşacağız. Yani çevremize daha önce hiç bakmadığımız bir açıdan, daha önce hiç bakmadığımız bir gözle hep beraber bakacağız. Artan nüfus, sanayileşme etkinlikleri, yeni teknolojilere ulaşma çabası ve hayat standartlarının yükselmesi, enerji elde edebilmek için fosil yakıtların tüketimini artırıyor. Modern ve konforlu yaşam, lüks ev ve eşyalar, kilometrelerce uzağa seyahat, hatta dünyada olup bitenlerden haberdar olabilmek için bile enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Gelişmekte olan ülkemizde de enerji tüketimi her geçen yıl artıyor. Hem dünyada hem de Türkiye'de kullanılan enerji kaynaklarının %90'ı fosil yakıtlardan elde ediliyor. Aynı hızla tüketilmeye devam edildiğinde mevcut fosil yakıt rezervlerinden petrolün 45, doğalgazın 60 ve kömürün 250 yıl sonra tükeneceği öngörülüyor. Enerji ihtiyacının ve tüketiminin her geçen gün arttığı ülkemizde petrol ve doğalgaz ihtiyacının tamamına yakını ithal edildiğinden ülke ekonomisini olumsuz etkilemesinin ötesinde enerji temininde fosil yakıtların kullanımı çevre ve doğal hayat üzerinde de geri dönüşü olmayan hasarlar bırakıyor. Geçen gün artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına daha fazla enerji üretiliyor. Daha fazla enerji üretilirken de çevre ve insan sağlığına zarar vermenin ötesinde daha fazla maliyet gerekiyor bu iş için. Dolayısıyla enerji verimliliği her geçen gün daha çok önem kazandığından 24 Doğa programında bu hafta enerji verimliliğini ele alıyoruz. Dünya ülkelerinin gelişmesi için sanayileşmeye, sanayileşme için ucuz, temiz ve kesintisiz enerjiye, enerji içinse finans, teknoloji ve insan kaynağına ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'de nüfus artışı çevre ve enerji sorunlarına sebep olurken, sanayi, hizmet, tarım ve ulaşım sektörlerinin tamamı enerji kullanımıyla ayakta duruyor. Türkiye'de enerji talebi ve tüketimi hızla artarken rakamlar yıllık enerji tüketiminin %4-5, elektrik tüketiminin ise %7-8 oranında arttığını ve bu artışların dünya ortalamasının yaklaşık 2 katı olduğunu gösteriyor. Şu anda 5.'si düzenlenen Enerji Verimliliği Fuarı'ndayız. Enerji verimliliğindeki %20'lik iyileştirme için hem kamu hem özel hem de sivil toplum kuruluşları işbirliği içerisinde çalışıyor. Burada düzenlenen oturum ve panellerde sektörün önde gelen isimleri tarafından enerji verimliliğine dair tüm ürünler, projeler ve politikalar değerlendiriliyor. Enerji verimliliği konusunda tüm yenilikler ve ortaya çıkan yeni ürünler bu fuarda tanıtılıyor. Enerji verimliliği nedir? Enerji verimliliği bizim yaptığımız işleri daha az enerji kullanarak yapmaktır. Ama bunda önemli olan da konforun düşmemesi ve üretim yapıyorsak üretim kalitesinin düşmemesi. Yani sonunda ne yapıyorsak evde, iş yerinde veya fabrikada aynı şeyleri yapalım ama daha az enerji kullanarak yapalım ve enerjiye daha az para verelim. Yani enerji verimliliği esas olarak budur.
dünyada ve gelişmiş ülkelerde özellikle de enerji verimliliği uygulamalarından bahsedersek? Şimdi biliyorsunuz 1973'te petrol ambargosu olmuştu. O zaman dünya enerjinin farkına vardı. Aa, bu önemliymiş diye, bu olmasa hayat olmaz diye. Modern dünya, bilhassa Amerika 1970'li yıllarda buna başladı ve enerjiyi verimli kullanmak için mekanizma oluşturdu. Bunda devlet vardı, özel sektör vardı, üniversiteler vardı ve sonunda mesela 75 ile 1985 arasında ekonomi %2-3 civarında büyürken baktılar ki enerji kullanımı sabit kalıyor. Yani ülke ekonomisi büyüyor, enerji sabit kalıyor çünkü enerji verimli kullanılıyor. Sonra baktılar ki bunun getirisi çok büyük. Ve enerji verimlerini ciddi kaynak ayırarak bunu devam ettirdiler. Ve 2000 yılında bir çalışma vardı Amerika'da. Şunu gördüler. Eğer normal seyrinde enerji kullanımı devam etseydi, Amerika'da bugün yılda 700 milyar dolarlık daha çok enerji kullanılıyor olacaktı. Yani bugün Amerika yılda 1 trilyon dolar enerjiye para harcıyor. Eğer enerji verimliliği yoluna girilmeseydi 70'li yıllarda, bu 1.7 trilyon dolar olacaktı. Enerji verimliliği dendiğinde aklımıza neler gelmeli? Yani neler önemli enerji verimliliğinde? Şimdi enerji verimliliğinin değişik boyutları var. Bu evde olabilir, iş yerinde olabilir, araçlarda olabilir, fabrikalarda olabilir. Mesela kendi evimizde bile. Biz diyelim ki lambalarımız diyelim. Eski usulü ampullerse bunlar 5 kat daha fazla enerji kullanıyor. O yüzden biz enerji tasarruflu ampul kullanırsak bu ciddi bir şekilde bir tasarruf sağlar. Veya buzdolabımız. Buzdolabımız diyelim ki 20 yıllık. Şu anda çalışıyor. Şöyle böyle olsa. Biz onu değiştirdiğimiz zaman buzdolabının enerji tüketimi 1/4 inecek. Yani bunlar az şeyler değil. Veya çamaşır makinemiz veya kurutucumuz. Yani bunlar değiştiği zaman. Veya mesela bir radyatör. Şu anda çok kişi pencereyi açıyor. Çok sıcak diye. Ya bunu yapmak yerine radyatöre bir termostat takacak olursak, hiç olmazsa belli sıcakta geldiği zaman radyatör durur ve o da aşırı ısınmaz. Bu enerji tasarrufudur. Yani evde mesela bu tür şeyler enerji verimliliğini sağlar. Bunun etkileri ciddidir. Yani 1/3 çok rahat bir tasarruf sağlanabilir. İş yerinde, okullarda, aydınlatmada diyelim, şu balastları biz yenileri değiştirsek, elektronik balast yapsak %30'a 40'a varan tasarruf mümkün. Binaların, çevreci binaların enerji verimliliği konusundaki etkisi hakkında neler söyleyebiliriz? Şimdi enerji verimli binalar, yeşil binalar, bu LEED sertifikaları, bunlar tüm dünyanın konuştuğu şeyler ve modern şeyler. Mesela Batı ülkelerinde bazı yeni kampüsler tamamen enerji verimli, yani öyle inşa ediliyor ve kendi enerjisini kendisi karşılıyor. Zaten şu anda ideal bina kendi enerjisi kendisi üreten, yani sıfır net enerjili bina. Böyle hedefler var, böyle konseptler var. Türkiye'de binalarda %30, sanayide %20, ulaşımda %10 tasarruf yapabilme potansiyeli bulunuyor. 10 yılda ortalama %10 tasarruf edildiğinde 25 milyar dolar kar elde edilebiliyor. Bu tasarrufla atmosfere de 50 milyon ton daha az karbondioksit salınmış oluyor. Türkiye'nin enerji verimliliği konusunda uyguladığı politikalardan bahsedersek neler söyleyebiliriz? Türkiye'de aslında enerji verimliliği konuları 1980'li yıllardan beri bakanlığımız bünyesinde çalışılan konular. Geçmişte Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar 2011 yılından bugüne Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülüyor. 3 temel eksen üstüne oturtmaya çalışıyoruz politikalarımızı. Bir yandan uygulanması gereken asgari standartları tanımlamaya çalışıyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim buna.
elektrikli ev aletlerinde minimum verimlilik gereksinimlerini oluşturuyoruz. Yalıtım konularında asgari standartları oluşturuyoruz. Enerji yönetimi konusunda işletmelerin, kuruluşların uygulaması gereken standartları oluşturuyoruz. Bu ana sütunlarımızdan bir tanesini böyle tanımlayabiliriz. 1980'den bu yana uygulanan bu politikayla nasıl bir iyileşme yaşandı? Sadece son 10 yıldan bir çarpıcı bir örnek vereyim size. 2000 yılını baz aldığınızda bugüne kadar hiçbir şey yapılmasaydı 2009 ve 2010'lu yıllardaki Türkiye'nin toplam enerji tüketimi 25 milyon TEP daha fazla olacaktı. Yani Türkiye 27 milyar dolardan daha fazla enerji harcaması yapmış olacaktı. Ya bu yapılan çalışmalar, politikalar ve uygulamaların sayesinde 2000 sonrasında bile son 10 yıldaki gayretler bile enerji tüketiminde 25-27 milyar dolarlar mertebesinde bir azalmayı beraberinde getirdi. Önümüzdeki süreçte planladığınız uygulamalardan da bize biraz bahsedebilir misiniz? Gayet tabii. Burada Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını ortaya koyan en önemli belge 2012 yılının Şubat ayında yayınlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi'dir. Bu belge bir hükümetin bir deklarasyonudur aslında. Yüksek Planlama Kurulu onayıyla yayınlanmış bir belgedir. 6-7 tane stratejik amaç var burada. Sanayide, binalarda, hizmet sektöründe, elektrik üretiminde, tüketiminde ama en genel anlamda hedefimiz 2011 yılındaki Türkiye'nin enerji yoğunluğunun 2023 yılında en az %20 azaltmak. Yani %20 daha tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. İşte kamu kesimine yönelik tedbirler var, enerji yönetimini daha etkin hale getirmek var, mevcut teşviklerin kapsamını ve etkisini artırmak var. Şu anda beşincisi düzenlenen enerji verimliliği fuarındayız. Burada enerji verimliliğindeki %20'lik hedef için hem kamu hem özel hem de sivil toplum kuruluşları işbirliği içerisinde çalışıyor. Burada düzenlenen panel ve oturumlarda enerji verimliliğine dair tüm konular, stratejiler ve politikalar konusunun önde gelenleri tarafından değerlendiriliyor ve burada enerji verimliliğine katkı sağlayabilecek tüm yeni ürünler ve projeler tanıtılıyor. Enerji verimliliği fuarında yeni teknolojilerle üretilmiş, daha az enerji harcayan beyaz eşyalar ve yine daha az enerji harcayan farklı aydınlatma alternatifleri sunan yeni ürünler tanıtılıyor. Enerji verimliliği konusundaki çalışmalara her geçen gün yenileri ekleniyor. Evlerimizdeki A sınıfı beyaz eşyalar artık çoktan geride kaldı. Şu an A Triple Plus buzdolabının önündeyiz ve bu buzdolapları A sınıfına göre %60 daha az elektrik tüketiyor. Eşyalardaki enerji verimliliği çalışmaları artık sınırları da zorluyor. A Triple Plus enerji tasarruflu ürünlerin üzerine %10 enerji tasarrufu sağlayan kurutma makinelerinin yanı sıra A Triple Plus enerji tasarrufu sağlayan çamaşır makinelerinin üzerine %50 daha tasarruflu ürünler üretilmiş fuarda sergileniyor. Dünyada eğilim, enerji verimliliğini artırmaya, temiz enerji kaynaklarının öncelikli tercih olmasını sağlamaya, yenilikçi çevre dostu teknolojiler geliştirmeye, sera gazı emisyonunu azaltmaya ve yeni nesil enerji teknolojilerinin
yaygın kullanımını sağlamaya yöneliyor. Enerji verimliliğinin en önemli ayaklarından biri olan sokak aydınlatmalarının önündeyiz. Günlük yaşantımızda gördüğümüz sokak lambalarından %40 daha tasarruflu bu LED sokak aydınlatmaları. Aynı zamanda Türkiye'deki 6 milyon sokak aydınlatması görmüş olduğumuz bu LED'lerle değiştirildiğinde yıllık $500 milyon tasarruf sağlanabiliyor. LED armatürlerin üzerine monte edilebilen solar panellerle sistemi güneş enerjisiyle çalışır hale getirebilmek mümkün. Aynı zamanda tek bir merkezden kontrol edebilme özelliğini de aktif hale getirdiğimizde daha fazla tasarruf yapılabiliyor. Fabrika ve iş yerleri için dizayn edilmiş olan gün ışığı aydınlatma sistemleri güneşten aldığı enerjiyi direkt kapalı ortama aydınlatma olarak taşıyarak sıfır enerjiyle enerji verimliliğine büyük ölçüde katkı sağlıyor. Ofislerde kullanım için hazırlanan LED aydınlık çözümleri artık daha akıllı. Görmüş olduğumuz bu kontrol paneli sayesinde ofisin başladığı ve bittiği saatler otomatik olarak işleniyor ve ofisin içindeki aydınlatma sistemi şirketin çalışma saatlerine göre otomatik olarak yanıp sönüyor ve böylece enerji verimliliği sağlanmış oluyor. Endüstrilerde sıklıkla kullanılan ve içerisinde fosfor gazı ve civa gibi maddeler içermeyen, yani atık haline dönüştükten sonra tehlikeli atık oluşturmayan yeni floresanların yerine geçebilecek LED tüpler üretilmiş durumda. Tıpkı eski floresanlar gibi görünüyor. Aynı görevi yerine getiriyor ama bu kez içerisinde tehlikeli madde içermediğinden atık haline dönüştükten sonra tehlikeli atık haline gelmiyor. Aynı zamanda %50 daha tasarruflu ve insan sağlığına da oldukça dost. LED aydınlatma teknolojileri artık evlerde de kullanılabiliyor. Üstelik bu sayede evlerde %80'e varan tasarruf sağlamak mümkün olabiliyor. Kapılar, pencereler, duvarlar, zemin ve çatıda oluşacak hava kaçakları ve ısı kayıpları binanızın enerji tüketimini artırıyor. Hava kaçaklarının belirlenmesi, önlenmesi, pencere ve kapıların iyileştirilmesi veya yenilenmesiyle bina yalıtımının yapılması enerji kayıplarını azaltarak enerji tasarrufu sağlıyor. Enerji verimliliği dendiğinde biz ne anlamalıyız? Enerjinin etkin ve doğru kullanılması anlamalıyız. 2007'deki kanundan sonra enerji verimli danışmanlık şirketleri kuruldu ve enerji yöneticileri eğitimleri başlandı. Enerji yöneticileri eğitimlerinden sonra da sertifikalı enerji yöneticileri Türkiye'de çalışır hale geldiler. Enerji yönetimi derneği enerji verimli danışmanlık şirketleriyle enerji yöneticilerinin bu konulardaki enerji verimli bilincinin Türkiye'ye yaygınlaştırılması konusundaki birlik ve beraberliğini sağlayarak kanun ve mevzuatlarla belirlenmiş görevlerini biraz daha etkin kullanmaları amacıyla belki faaliyetlerini sürdürüyor. Sivil toplum kuruluşlarının enerji verimliliğine etkisiyle ilgili neler söyleyebiliriz? Sivil toplum kuruluşları tam da enerji verimliliğinin
etkilerini yaygınlaştırmak amacıyla yer alıyorlar. Çünkü enerji verimliliği kavramı çok geniş bir kavram. Genellikle de enerji tasarrufuyla karıştırılan bir kavram. Oysa ki enerji verimliliği, enerji tasarrufu arasında ince çizgiler var ve bunların halkımız tarafından bilinmesi gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları devletin bu konudaki aslında birer sözcüsü, gönüllü olarak da bu faaliyetlerini yürütüyorlar. Enerji tüketiminin ekonomik boyutunun yanı sıra çevreye olan olumsuz etkilerini düşünerek birey olarak enerjinin daha verimli kullanılması, gereğinden fazla tüketilmesini engelleyerek soluduğumuz havanın daha temiz ve sağlıklı olması için katkı sağlanması gerekiyor. Atmosfere daha fazla karbondioksitin atılarak yeryüzü sıcaklığının yükselmesine, sel felaketlerine, buzulların erimesine ve küresel iklim değişimine sebep olan süreci yavaşlatmak için enerji verimliliğinin önemi her geçen gün daha çok artıyor. Doğa programında bu hafta enerji verimliliğini ele aldık. Her hafta daha temiz, daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha sağlıklı bir çevre için 24 Doğa programı 24 ekranlarında olmaya devam edecek. Sizlere sahip olduğumuz en değerli hazinemizin çevremiz olduğunu hatırlatmayı sürdürecek. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle 24'ten ayrılmayın, doğayla ve çevreyle barışık kalın, hoşça kalın.